Kritik bir günde bir genel başkanı ağırlıyoruz. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı, eş genel başkanlık kurumunun gelmesi de hayırlı oldu. Ertuğrul Kürkçü ile beraberiz. Çok hızlı söyleyeceğim. Neredeyse artık Türk denmenin suç olduğu, Fethiye Spor Atatürk'ü andı diye adamlara yapılmayan kalmadı. Veyahut işte hani Batı'da bir Türk seçmeninden oy alma gayreti içerisine girilecek falan derken hani Türklerin kendilerini ezildiğini ve mutsuz hissettiği bir dönemde olduğunu da zaman zaman işitiyoruz. Bu da belki karşılıklı milliyetçiyi tırmandırıyor. En sonunda bugün parlamentoda bir Kürdistan gerilimi oldu. Siz Türklerden nasıl oy alacaksınız? Biz Türk'üz zaten. Yani ben öyleyim ve pek çok Türk'le birlikte sürdürüyoruz. Aslında içimizde Halkların Demokratik Partisi'nde Türkiye'yi oluşturan bütün etnisitelerden, kavimlerden insanlar kendi kimlikleriyle de yer alıyorlar. Ermeniler, Rumlar, Lazlar, Boşnaklar ve Türkler tabii ki ve büyük çoğunluğumuz da Türk. Türkçe konuşuyoruz ve Türklerin de aslında Kürtler özgür olmadıkça veya diğerleri özgür olmadıkça özgür olamayacağını onlarla paylaşmak istiyoruz. Çünkü bakın örneğin Diyarbakır'daki insanları siz merkezden ve emirlerle yönetip onları kendilerinden başka bir şey yapmaya kalkarken aynı şeyi Araplara da yaptınız. Yani bu devlet aynı şeyi Lazlara da yaptı. Aynı şeyi herkese yaptı. Şimdi dolayısıyla herkes şimdi kendi köklerini arıyor. Bu son derece haklı bir arayış. Aslını sorarsanız Türkler de biz aslında neydik diye yeni baştan düşünüyorlar. Çünkü kurmaca devlet tarafından yaratılmış bir sürü efsane söylence ırk teorilerine bağlı bir Türklük mü? Peki, yoksa biz çok özür diliyorum, zamanım az kaldı. Bir solcu için bütün bunlardan önce sınıfsal emek kavgası gerekmiyor mu? Şimdi bütün bunlar sınıfı ayrıştıran unsurlar olduğu için sınıfı birleştirmek için bu ayrıştıran unsurları ortadan kaldırmak, onların hakkını tanımak lazım. Çünkü işçi sadece işçi değil ki, aynı zamanda kadın olabilir. Aynı zamanda LGBT bir birey olabilir. Aynı zamanda Kürt ve Alevi olabilir. Ve bütün bunların hepsi dolayısıyla muzdarip ise eğer, onun dilinden konuşmak sadece iktisadi bir konuşma olamaz. İşçi toplumun başına geçecek ise eğer, toplumun tamamının derdiyle hemhal olacak. O nedenle ben İşçi davasıyla bu davanın tamamen ortak olduğunu düşünüyorum. İşçileri yeniden bizim ortak bir güç halinde birleştirebilmemiz için ezilen bütün parçalarını yan yana getirmemiz gerekir ve şunu söylemek isterim ben. Son. Halkların Demokratik Partisi Türklerin Türk olmalarından ötürü kendilerini kötü hissetmelerini gerektirecek hiçbir şey olmadığını, ama kendilerinin kayıtsız şartsız destek verdikleri devlet ve devlet siyasetleriyle yüzleşmedikçe niçin başkalarının acısından refah aramak zorunda bırakıldıklarını ve niçin böyle devam etmeyeceklerini görebileceklerdir. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirci, Aykırı Soruları tamamlıyoruz. Bugün olağanüstü koşullar vardı. Çünkü Mustafa Balbay bir milletvekili çok uzun bir tutukluluk döneminin ardından salıverildi. Bir de konuşma yaptı. Onu da canlı yayında aktardık. CNN Türk ekranında çok şükür ki Aykırı Sorular saat 20.45'te yayında olmaya devam ediyor. Bizden sonra da Ahmet Hakan